Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, insanda bir duyarlılık vardı. İnsanda bir hassasiyet vardı. Bu duyarlılık insanları rahatsız etmemekti. Onların rahatsız olacağı söz ve davranışlardan uzak durmaktı. Duyarlı insan hoşnutsuzluk oluşturmak istemezdi. Bu duyarlılığın en ileri boyutu, bu duyarlılığın en önceliği kulun Rabbine ilişkin duyarlılığı olmalıydı. Rabbi Rahim'e karşı derin bir duyarlılık üzere olabilmekti. Rabbi Rahim'i hoşnutsuzluk eden, edecek olan hallerden özenle kaçınmaktı. En belirgin olarak Rabbinden haya etmeliydi, Rabbinden utanmalıydı. Mümin biliyordu, Rabbi Rahim basirdi, görürdü, habirdi, her şeyden haberdardı. Alimdi, her şeyi bilirdi. Kadirdi, kudreti her şeyi kuşatırdı. Haliyle müminin kalbinin merkezinde Rabbi Rahim olacaktı. Bütün varlığıyla ona bağlanacaktı. Ona yönelecekti, onu sevecekti. İmanına gölge düşüren hallerden, hareketlerden uzak duracaktı. Araf suresinin 26. ayeti cellesinde, "Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır." buyuruluyordu. Takva elbisesi kulun gönlüne konuyordu. Kul elbisesiz olmaktan derin utanç duyardı. Çıplak olmaktansa yerin dibine batmayı tercih ederdi. Bedeninin olduğu gibi görünmesini asla kabul etmezdi. Bundan derin utanç duyardı. Bu duruma düşmemek için, insanlar önünde rezil rüsvay olmamak için elbise giyerdi. Daha güzel elbiseler giymeye gayret ederdi. Böylece utanılacak hallere düşmezdi. Oysa asıl elbise takva elbisesiydi. Bu elbise yoksa, bu elbiseyle giyinmemişsek, aslında hakikatte elbisesiz bir durumdayız demekti. İnsanların gördüğü yerlerde çirkin şeyler yapmaya cesaretin yoktu. İnsanların ayıplamasından korkuyordun. Oysa asıl Rabbi Rahim'den çekinmek gerekiyordu. Hayatı onun bildirdiği şekilde yaşamak vardı. Güzel bir mümin insan olmak vardı. Böylece takva elbisesiyle giyinmiş olmak vardı. Önce, sonra ve daha sonra Rabbi Rahim'den çekinmek vardı. Takva elbisesini giymek vardı. Yani derin bir haya içre olmak vardı. Haya asil bir güzellikti. Bütünüyle hayırdı. Ama haya sorumluluklarımızı engelleyen bir hal de değildi. Fert ve toplum hakları konusunda yapılması gerekenleri engelleyen bir duyarlılık değildi. O güzellikle yapılmasına vesile olurdu. Hayatı güzelleştirerek yaşamaya neden olurdu. Hayırları asil bir şekilde gerçekleştirerek yaşamaya vesile olurdu. Haya, hayatı, İslam'ı öğrenmeye, hem de ayrıntılarına varıncaya kadar öğrenmeye vesile olurdu. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh 10 yıl Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunuyordu. Bir gün annesi Ümmü Süleym Peygamber Efendimiz'e şunu soruyordu: "Ya Resulallah, şüphesiz Allah haktan haya etmez. İhtilam olan bir kadının gusletmesi gerekir mi?" Peygamber Efendimiz hanım sahabilerin sorusuna anlaşılır bir dille cevap veriyorlardı. Bazen de Hazreti Ayşe annemiz vesilesiyle cevap veriyorlardı. Ama hiçbir soru kapalı kalmıyor, cevapsız bırakılmıyordu. Bir defasında da Hazreti Muaz bin Cebel'in halasının kızı, ki aynı zamanda kadınların sözcüsüydü, Esma bint Yezid bin Seken, Hazreti Ayşe annemizin de bulunduğu bir mecliste
Peygamber Efendimiz'e hayızdan ve nifastan nasıl yıkanıp temizleneceğini soruyordu. Peygamber Efendimiz umuma açıklanacak boyutta açıklıyordu. Şayet işin mahrem noktaları varsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz vesilesiyle konuyu cevaplandırıyorlardı. Böylece konu aydınlığa kavuşturulmuş oluyordu. Medineli kadınlar İslam'ı öğrenme, mahrem konuları öğrenme noktasında soru sormaktan çekinmiyorlardı. Bu durum Hazreti Ayşe annemizin elbette ki dikkatini çekiyordu ve onları takdir etmekten kendini alamıyordu. Şu ensar kadınları diyordu, ne iyi kadınlardır. Utanma duygusu onları dini hükümleri sorup öğrenmekten alıkoymuyor diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haya konusunda Allahu Teala haya sahibidir. Ayıp ve kusurları örter. Hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmesin, kapalı yerde yıkansın buyurdular. Kerim bir Rabbimiz vardı. Haya sahibi bir Rahman-ı Rahim'imiz vardı. Peygamber Efendimiz, şüphesiz yüce Rabbiniz son derece haya sahibi ve cömerttir. Kulu dua etmek için ona ellerini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder buyuruyorlar. Bugünün dünyasında değerlerimizden uzaklara düşmüş bir haldeyiz. Haya gibi ciddi bir değer sahici boyutlarda değer kaybına uğruyor. Bunun üzerinde, bu gidişin üzerinde düşünmek ve çözümler geliştirmek gerekiyor. Önce mümin insan kendini inşa edecekti. Ciddi boyutlarda ahlaki gelişim sağlayacaktı. Ruhunda değerlerini duyarak yaşayan bir konuma yükselecekti. Sonra fıtrat vardı. Fıtrat genelde asilliklere, güzelliklere, kalıcı olanlara yönelirdi. Müminler güzelliklerle donanabilirlerse, bu hal adım adım çevresine yayılacaktı. Asıl olan, temelsiz olanı dışlayacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.